Torba yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi. 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği. 2. Torba yasa hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, 2023 yeni torba yasasının içeriği ve meclisten geçiş tarihine dair bilgilere erişmek istiyor. İçeriğinde ev hanımlarına emeklilik, en düşük emekli maaşına ek zam, esnafa erken emeklilik ve yeni evli çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi gibi önemli düzenlemelerin bulunacağına dair beklentiler yüksek. İşte, yeni torba yasa içeriği son dakika gelişmeleri. 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Meclis, yeni bir yasama dönemine başlarken vatandaşlar, gözlerini yeni torba yasaya çevirmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emekliye 5000 TL ikramiye gibi önemli adımların ardından, meclis gündemi hareketli bir döneme giriş yaptı. İşte, yeni torba yasa maddeleri son dakika açıklamaları. 5000 TL bayram ikramiyesi meclisten geçti. Emeklilere 5000 lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5000 lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. 1 ila 31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. O tarihte yatacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak. İkramiye ödemeleri en geç Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. 5 yıl erken emeklilik yolda. Milyonlarca küçük esnaf, Bağkur ve SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı açıklamada, küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını 7200'e indireceklerini, bundan 1 milyon küçük esnafın yararlanacağını söyledi. 1800 gün KAZANAGAKLAR. Şu anda Bağkur sigortası kapsamında olanların sayısı 3 milyon civarında. 8 Eylül 1999'dan sonra Bağkur kapsamında sigortalı olan kadın ve erkekler 9000 prim gününe tabi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan ise kadınlar 7220 yıl, erkekler 9000 güne tabi bulunuyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra 1800 gün kazanan Bağkurlular 5 yıl daha az prim ödeyecek ve şartları taşıyanlar erken emekli olacak. Düzenlemeden manav, kasap, bakkal, berber, kuaför, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnaf yararlanacak. Yani basit usulde vergiye tabi olanların yararlanabileceği bir formül oluşturulacak. Küçük esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifiyle netleşecek. Bu düzenleme sayesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan Bağkurlu erkek sigortalılardan 7200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen, tamamlamayanlar ise tamamlayacakları tarihte emekli olabilecekler.